Merhaba. Zihin felsefesi dersiyle ilgili bu programımızda kişisel özdeşlik sorunu üzerinde duracağız. Ben kimim? Kişi kavramı ve kendilik ilişkisi, kişisel özdeşlik sorunu, bedensel süreklilik ölçütü, psikolojik süreklilik ölçütü program süresince ele alacağımız konular olacak. Ben kimim sorusu hem felsefe hem de psikoloji literatüründe önemli yer tutan sorunsallardan birisidir. Bu soruya felsefi açıdan bakış kişinin kendiliğinin zaman içinde aynı kalıp kalmadığı ve kendimize özgü duygu, inanç, imge gibi düşünsel ve ruhsal durumlarımızda meydana gelen çoğu kere kalıcı ani değişimlere rağmen kendiliğimizin bütünlüğünü aynı ben olarak sürekliliğini sağlayan bir kriterin olup olmadığı varsa ne olduğu soruları üzerine yoğunlaşır. Psikoloji literatüründe kendilik ve kişi kavramları kimi düşünür ve araştırmacılar tarafından birbirinin yerine kullanılabilecek eş anlamlı kavramlar olarak ele alınmaktadır. Ancak felsefi bakış açısından kendilik ve kişi kavramları birbirlerinden farklıdır. White'ın tanımına dayanarak kişi bedensel olarak ayırt ettiğimiz sosyal kişiyi tanımlar. Aynı zamanda inançlar, arzular gibi yönelimseldir. Ağrı hissetmek gibi nitelikseldir. Burada zihinsel durumların tamamının öznesi durumunda olan bireydir. Kendilik ise bütün kişisel yaşantıların ilk elden aracısız olarak içsel bir bütünlük içererek öznenin kendisine ait yaşantılar olarak yansıtıldığı şekliyle bireyi temsil eder. Kendilik dıştan gözlenen ve bilinen birey değil, içsel olarak bütün yaşantıların bir bütünlük ve birlik içinde bir araya geldiği, kendisine atfedildiği şekliyle kişiyi temsil eder. Kişi olmayı belirleyen zihinsel özellik ve kapasiteleri genel olarak şöyle sıralanabilir. Duygu ve hislere sahip olma kapasitesi, geçmişi hatırlama, geleceği öngörme ve plan yapma yeteneği, ahlaksal, estetik ve dinsel yargılarda bulunma yeteneği, soyut düşünme yeteneği, dil kullanabilme yeteneği, özsel bilince ve öznelliğe sahip olma yeteneği, kişiler arası ilişkiler kurabilme ve yürütebilme yeteneği. Kişi olmak için yeterli ve gerekli koşulların belirlenmesinde iki farklı görüş karşımıza çıkar. Bunlar dualist görüşleri temeli alan ego kuramı, materyalist görüşleri temeli alan yığın kuramıdır. Platon ve özellikle Descartes'in dualist görüşlerinden kaynaklanan ego kuramına göre kişisel özdeşlik maddi olmayan, uzamsal olmayan, ölümsüz ruha dayanmaktadır. Ego kuramı kişinin varlığının sürekliliğini belirli bir egonun ya da kişinin sahip olduğu deneyimlerin öznesinin varlığını yatsayarak açıklayamayacağımızı öngörür. Kişinin yaşantılarının bütünlüğü bu yaşantıların aynı kişi tarafından yaşanmış olmasına yaşantıların öznesine bağlıdır. Kişisel özdeşliği ve kendiliği ölümsüz bir ruhla tanımlayan Kartezyen dualizm görüşüne karşı 17. yüzyıl düşünürü olan Hume deneyici bir yaklaşımla yığın kuramı olarak bilinen görüşü ortaya atmıştır. Materyalist bir düşünür olan Hume bedenden bağımsız ölümsüz bir zihin fikrini reddetmiştir. Gerçek bilgiye ulaşmanın yolunun duyu organlarından geçtiğini söyleyen Hume'a göre esas olan izlenimlerdir. İzlenimlerin bir araya gelmesiyle basit fikirler ve bunların çağrışımlar yoluyla bir araya gelmesiyle de karmaşık fikirler oluşur. Kendilik böyle fikirler ve izlenimlerden oluşmuş bir yapı olduğu için kendiliğin özdeşliği diye bir şey de olamaz. Kişisel özdeşlik sorusu bir yandan Hume'un bir takım filozoflar için söz konusu ettiği kişisel özdeşliğin Kişinin kendi bilincinde olmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorusunu diğer yandan da kimin kim olduğu sorusunu genel olarak nasıl cevapladığımız sorusunu içerir. Bu sorular sırasıyla bütünlük sorusu ve kimlik sorusu olarak sıralanabilir. Bütünlük sorusu kısaca şöyle düzenlenebilir. İnsan yaşamı boyunca birçok duyumlara, duygulara, düşüncelere, hatıralara sahiptir. Bütün bu deneyimlerin ortak olarak paylaştıkları tek husus hepsinin o kişinin deneyimleri olması, hepsinin o kişinin zihninde olmalarıdır. Ama bu farklı deneyimlerin aynı kişinin deneyimleri olarak aynı çatı altında toplanması nasıl mümkündür? Bir kişinin şimdiki deneyimleriyle geçmiş deneyimlerini birbirine bağlayan şey nedir? Bu bütünlük bütün bu deneyimlerin bir ve aynı bilinçli kendiliğe bağlı olmasından mı kaynaklanır? Yoksa bunların hepsinin kendileri için bir nevi zemin oluşturan, kesintisiz bir şekilde süre giden, bir ve aynı deneyimle ilişkili olmalarından mı kaynaklanır? Farklı deneyimleri bir ve aynı bedende bir araya getiren bütünlük ilkesi nedir? Kimlik sorusuysa şu şekilde dile getirebilir. Biz karşımızdaki insanı çeşitli şekillerde tanırız. Ama en yaygın olarak karşımızdaki insanı fiziksel görünüşünden hareketle tanırız telefonda çoğunlukla karşımızdaki kişiyi sadece bir alo dediğinde sesinden tanırız. Polis teşkilatı, parmak izi ya da DNA testleri gibi daha da gelişmiş özel tekniklere sahiptir. Ancak bedensel özellikleri karşımızdaki kişinin kim olduğu konusunda bize yeterince doğru sonuçlar verse de bir takım sorunsal durumları tasarımlayabiliriz. Örneğin Ali'nin beynini Veli'nin bedenine aktardığımızda Ali'nin beynini, Velinin bedeninde taşıyan kişi kimdir? Geleneksel olarak söyleyecek olursak, esas olarak kişisel özdeşliği sağlayan şey nedir? Kişisel özdeşlik sorununa iki temel yaklaşım söz konusudur. Bir kişinin zaman içinde aynı kişi olarak sürekliliğini sağlayan şeyin ne olduğuna bağlı olarak iki temel kişisel özdeşlik ölçütü vardır. Bunlar bedensel süreklilik ve zihinsel süreklilik ölçütleridir. Kişisel özdeşliğin bedensel ölçütü fiziksel nesnelerin zaman içindeki sürekliliğine ilişkin ölçütlerin kişilere uyarlanmasıdır. Buna göre bir kişinin zaman içinde aynı kişi olarak kalması, aynı bedende yaşayan insan varlığı olarak kalmasıyla mümkündür. Kişinin bedeni yıllar içinde ne kadar değişikliğe uğrarsa uğrasın eğer şimdiden geçmişe doğru o kişinin yaşayan bedeninin uzamsal varlığı kesintisiz bir şekilde takip edilebildiği sürece o kişi aynı kişi olmayı sürdürür. Bedensel süreklilik ölçütüne göre kişi estetik ameliyatlar geçirebilir, korkunç bir trafik kazası ya da fiziksel görünümünü bozan bir hastalık sonucunda görüntüsü tamamen değişebilir. Zihinsel bir rahatsızlık ve kaza sonucunda kim olduğunu, ne olduğunu unutabilir. Ama doğduğu andan beri aynı bedende yaşayan aynı insan varlığı olmayı sürdürdüğü müddetçe aynı kişidir. Dolayısıyla kişisel özdeşlik dışsal bir kavramdır. Bedensel süreklilik ölçütünün aksine psikolojik süreklilik ölçütü zihinsel durumların sürekliliğinin ve kalıcılığının kişisel özdeşliği oluşturduğunu ileri sürer. Her birimiz özsel bilinci sahip zihinsel varlıklar olarak Varlığımızın yaşayan bedenimize, özellikle de beynimize bağlı olduğunu bilincindeyiz. Ancak bu ruhsal varlığımızın bedenimiz yok olduktan sonra eğer kendisinin yerini alabilecek bir alet yapılırsa beynimiz olmasa da devam etmeyeceği anlamına gelmez. Belki de ileri teknoloji ürünü bir makinenin beynin ya da bütün bedenin yerini almasıyla kişilerin varlıklarını sürdürmesi mümkün olabilir. Psikolojik süreklilik ölçütünün en önemli ve ilk temsilcilerinden birisi John Locke'tır. John Locke ilk defa kişisel özdeşlik için psikolojik bir ölçüt olarak bellek ölçütünü ileri sürmüştür. Locke'ın bellek ölçütünden kastettiği şey kişinin şimdiki ve geçmişteki eylemlerinin bilincinde olmasıdır. Kişinin bilinci geçmişteki herhangi bir düşünceye erişebildiği ölçüde kişi hatırlayabildiği ölçüde eski kendisi neyse şimdiki de odur. Evet Böylece zihin felsefesi dersiyle ilgili bu programımızda kişisel özdeşlik sorunu konusunu ele aldık. Konumuzla ilgili ben kimim, kişi kavramı ve kendilik ilişkisi, kişisel özdeşlik sorunu, bedensel süreklilik ölçütü, psikolojik süreklilik ölçütü başlıklarına değindik. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.